Uçakta Murat Vargı ile karşılaştım. O önce bize teşekkür etti çevre konularına gösterdiğin duyarlılık nedeniyle. Murat Vargı da benim 1990'lı yıllardan beri tanıdığım birisi. İşte bu Türkcell'i kuranlardan birisi. Fakat onun bir kampanyası var. Çöpene sahip çık. Ben bunu sahipleniyordum. Dedi ki İsmail, hakkaniyete önem veren birisin. Lütfen dedi benim adıma Emine Erdoğan'a bir teşekkür eder misin dedi. Niye dedim? Çünkü dedi senin de destek verdiğin bu projeyi geçtiğimiz günlerde sahiplendi Emine Hanım. Beni aradı. Külliye'ye davet etti. Ve orada TRT Genel Müdürü, Diyanet İşleri Başkanı, Çevre Bakanı hepsi vardı dedi. Ve bu konulara eğilmelerini istedi dedi. İnan dedi o günden beri bizim önümüz açıldı dedi. Şimdi benim de zaten hani burada yabancı değilsiniz. Önemli bir proje bu. Bir taraftan çöpüne sahip çık. Çünkü biz temiz bir çevre istiyoruz efendim. Temiz, yaşanabilir, temiz hava solumak istiyoruz. Ve bununla birlikte sıfır atık projesi de başladı. Bunu da sizlere şimdi bilincimizi geliştirmek ve farkındalığımızı yükseltmek için dikkatinize getiriyorum. Artık geleceğe çöpe atmıyoruz. Sıfır atık projesiyle temiz bir gelecek için dediler. Sıfır atık projesini geliştirdiler. Cam, plastik, kağıt ve metal tüm evsel atıkları son yıllarda tüm dünyada sıfır atık hedefine yönelik çalışmalar yaygınlaşıyor. Önceleri tüm atıklar aynı çöp kutusuna atılarak her tarafa gönderilirdi. Türkiye'de de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 2016-2023 yıllarını kapsayan ulusal atık yönetimi ve eylem planı oluşturuldu. Bu kutulara atılan atıklar sıfır atık yönetim merkezinde geçici olarak depolanıyor. Bu plan kapsamında 2017 yılında sıfır atık projesi başlatıldı. Hem ekonomimiz kazansın hem de çevremiz. Hedef sıfır atık, sıfır kayıp. Ankara'da başlanan sıfır atık projesinin 2023 yılına kadar aşamalı olarak tüm Türkiye'de hayata geçirilmesi bekleniyor. Hızlı ekonomik büyüme, kentleşme, konfor anlayışındaki değişimler de çevre konusu tüm dünyada alarm veren bir mesele haline gelmiştir. Sıfır atık projesinin en önemli destekçisi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan. Doğal kaynakların sınırsız olmadığı, ham madde ihtiyacının sürekli artış gösterdiği bir dünyada tasarruf, geri dönüşüm ekonomik bir tercih değil, zorunluluktur. İşte bu nedenle sıfır atık prensibini bir yaşam kültürüne dönüştürmek için yola çıktık. Sıfır atık projesinin yaygınlaşmasıyla birlikte israfın önüne geçilerek maliyetin azalması ve verimliliğin arttırılması, çevresel risklerin azaltılması hedefleniyor. Projemiz sıfır atık, geleceğe değer kattık.